Desene tencereyi yıkasın burada. Herkes bir şey yapıyor şimdi, ben söyle kavga etmesin. Ya ben biraz önce ona şey söyledim. Biraz önce konuştuk, dedim Erdi. Dedim birazcık yardımcı ol. Biraz derin lütfen. Göze batıyorsun dedim. Dedi ki ya kusura bakmasınlar dedi. Şimdi de kalkıp şimdi söylemeyin namını onun üzerine. Sen dedi tencereyi dedi yıkattırır mısın ona? Ben de dedim ki Elif'e. Elif artık dedim beni de dinlemiyor Erdi. Ben dedim tencereyi yıkattıramam. O zaman yapmıyor. Ben de pilav vermek istemiyorum abi. Hadi bakalım. Hadi o zaman. Bunlarla ortak tek bir yanım var, pilav. Oradan bunların pişirdiği pilavdan. Benim de arada bir odun getirdiğim şey yaptım. Pilavdan bir tabak koyuyorlar bana. Başka hiçbir ortak yönüm yok. O pilavı da dedim gerekirse gözüm görmez. Pilav vermek de hani pilava da ihtiyacım yok. Bir şey de öyle şey yapıyor. Yani tamamıyla soyutlamak istiyor. Sen ben... şaka yapıyorsun. Yani şey yapıyor. Ben diyor ne kokonat ne muhabbet. Falan. Pilav diyor, da yemeyecek yani. Diyor ki vermezseniz yemem diyor. Aynen böyle. Tamam okey abi. Okey. Gel Bulut. O pilavı ben 10 kişilik pişiririm yine. Erdi burada olduğu sürece... o buradaymış gibi davranır, o pilavı pişiririm. Ama hiçbir şekilde Erdi'nin yapması gereken bir şeyi kesinlikle yapmam. Yanında olan biricik arkadaşları yapsın o zaman. Hatta ben dedim ki bugün dedim tencereyi dedim onun yıkayacağın adam şey yapıyorsa ben yıkayayım dedim. Onlar da dedi ki yok senin yıkaman önemli değil, onu yıkaması önemli dedi. Yani resmen bu senin iş yapman gerekiyor demek istiyor, anladın mı? Kim onlar diyor abi bunları sana ya? Elif dedi bugün ama ben sana söylemedim. Volkan açtı. Ben de senden hiç onlar bana söylememiş gibi rica ettim. Tencereyi yıkasan hani biraz böyle. Ben hep şey istiyorum. Arabulucu olmak oğlum, istiyorum. Oğlum arabulucu falan olma. Benim hakkımda dedikodu yapıyorlarsa söyle oğlum bana. Senin bana kötülük yaparsın öyle bir şey sana yaparsan. Sana kötülük yapmıyorum. Ben bak senin... arabuluculuk falan en sevmediğim şeydir. Ne arabuluculuğu lan? Bunlar kim bana şekil yapıyor? Hayırdır? Ya ne onu nedir ya? Benimle alakalı? Ne, var mı bir sıkıntı bir problem? Benimle alakalı. Nedir? Şey diyormuşsun Anıl'a, tencereyi ben yıkayayım diyormuş Anıl sana. Sen diyormuş ki yok Erdi'yi uyandır, Erdi yıkayacak falan demiş. Anıl'ı buraya çağır. Elif, vade kırarken dedi ki bana, Anıl ben dedi Erdi'yle dedi konuşurken tartışabilirim gibi veya böyle. Sen dedi aran iyi. Söyler misin? Rica eder misin? Yanlış anlayabilir. Yanlış anlayabilir. Dedim. O yüzden de şeyi söyle yıkayabilir mi dedi. Ben de dedim ki. Tencereyi. Şimdi yatıyor. Normalde dedim o dedim böyle emrivaki yapmaz. Tamam mı? Yani emrivaki yapmaz. Ben dedim onun yerine isterseniz yıkarım dedim. Ama yıkayabilir veya... Ben istersen Elif sana ne der? Erdi'yi kaldır, Erdi mi yıkasın dedi. Hayır. Bak ben sana olanı söyleyeyim. Söyle. Erdi anlatılan konu içerisinden yine istediği kelimeleri çekmiş. Karşısındaki insanı bu şekilde bir hesap sorma, kendini haklı çıkarma moduna girmiş şekilde konuşmaya başladı. Çünkü Erdi'den istedim bunu. Çünkü Erdi çalışmıyor diye bunu Erdi'den istedim. Evet. Değil mi? Yani evet. Sonuçta Erdi'nin burada çalışmamasından rahatsızlık duyduğun için. Evet. Değil mi? Yalnız Anıl yanlış, bazen yanlış aktarıyor. Acaba diyorum orada mı problem oldu? Olur mu Erdi? Erdi'nin biz arkasından mı konuştuk? Bir bakıyor Bulut diyor Erdi aklı. Erdi gel bir dakika diyor falan filan. Lan gel bir dakikası falan filan. Yüzüme konuşun. Anıl kim? Volkan kim? Ahmet kim? Mehmet kim? Erdi ile problemi varsa geleceksin Erdi'ye söyleyeceksin. Bu kadar basit. Bitti. Erdi. Hayır ama diyor ki uyandır Erdi'yi, Erdi'yi yıkasın. Ben öyle bir şey söylemedim, saçmalama. Bir kopukluk var. Öyle olsa ben şurada, o zaman yarın konuşuruz Erdi ile demem. Elif bir dakika şöyle bir şey oluyor. Akşam o zaman Erdi ile konuşun cümlesini kim söyledi? Ben söyledim. Tamam sen niye daha önce söyledin Erdi'ye? Niye söyledim? Söylemedim ben Erdi'ye. Volkan gelip konuyu açınca Erdi öğrendi, anlatmak zorunda kaldım. Normalde ben Erdi'ye söylemedim. Sadece rica ettik dedi. Ben de dedim ki, şimdi ricayı benden istiyorsun. Evet Anıl, Erdi'ye söyler misin? Benden rica ediliyor ama bunun altında Erdi'den rica edilmiyor. Benden rica ediliyor, git Erdi'ye konuş o tencere yıkansın diye. Yani. Anıl bak ben sana açık açık söylüyorum abi, diyorum ki sana.
Benim Erdi'yle tartışma potansiyelim daha yüksek olduğu için ve biz bu durumdan rahatsızlık duyduğumuz için zaten sen onu rica ettiğinde beni de dinlemiyor artık. Bunu rahatsızlık olarak algılamayacağı için sana söyledim. Beni de dinlemiyor artık. Beni de dinlemediği için tamam, artık sen bu konuya çözüm getirin. Normalde ben Erdi'ye senin arkandan konuşuyorlar bunu falan filan hiçbir zaman muhabbetini yapmadım. Aksine arabulucu olmaya çalıştım. Anıl diyor ki evet Elif böyle söyledi tamam. Hala da şimdi... Ama bak söyledin diyor sana. Ya Emri Vaki kullanmadı hala diyor oğlum adam. Hala da diyorsun ki böyle söylemiş. Emri Vaki mi kullandı? Hayır Emri Vaki kullandı. Tamam bitti konu abi. Tamam o zaman bu konuyu kapatalım. Bak bu konu çok kötü. Birbirimizin çok kalbini kıracağız. Hiç gerek yok. Kalbini kırmış abi. Böyle bir şey yok. Sen yani. Sonuçta bundan sonra yardımcı olacağım her konuda Erdi. Önemli konu bu. Sonuç bu. Bak, canım ne zaman isterse bir şey yaparım. Canım istemezse yapmam. Zaten geldiğinden beri öyle yapmıyor. Aynen adam bir şey yapmıyor. Geldiğinden beri bir şey demiyor. Yani sonuç bu. Anladınız mı? Ben Erdi'ye... Sen asıl sorun sende. Neden sürekli bir şey yapmaya çalışıyorsun? Yapmıyor.